Türkiye uzun menzilli füze geliştirme çalışmalarına resmen başladı. Açıklamayı TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak yaptı. Altunbaşak, 1500 kilometre menzilli füzeyi bu yıl sonuna kadar, 2500 kilometre menzilli füzeyi ise 2 yıl içinde üretebileceklerini duyurdu. Bu gelişme bölgesel dengeleri de kökünden değiştirebilecek nitelikte. Türkiye böylece bölgede İran ve İsrail lehine görünen füze dengesini sağlamış olacak. Türkiye füze teknolojisinde tarihi bir adım attı. Uzun menzilli füze bu yıl sonuna kadar hazır. TÜBİTAK'a bağlı Savunma Geliştirme Enstitüsü uzun menzilli füze geliştirme çabalarına resmen başladı. TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak, 1500 kilometre menzilli Türk yapımı füzeyi bu yıl sonuna kadar deneyeceklerini duyurdu. Hedefler bununla sınırlı değil. 2500 kilometre menzilli füze de yolda. Altunbaşak, 2500 kilometre menzilli füzeyi de 2 yıl içinde geliştireceklerini açıkladı. TÜBİTAK Başkanı'nın açıklamaları, Türkiye'nin gelişmiş teknolojik altyapı gerektiren ve nokta vuruş hassasiyetine sahip kruyuz yani seyir füzeleri geliştirdiğini de gösteriyor. Bu füzenin deneme atışı yapıldı. Füze, hedefini 5 metre sapmayla vurdu. Türkiye'nin uzun menzilli füzeler konusunda attığı bu tarihi adım, bölgesel dengeleri değiştirecek nitelikte. Türkiye böylece bölgede İran ve İsrail lehine görünen füze kapasitesini dengelemiş olacak. Türkiye 1987 yılında imzalanan, menzili 300 kilometreyi geçen ve 500 kilonun üstünde başlık taşıyan füzelerin teknolojisiyle aksamlarının transferini ve satın almalarını yasaklayan füze kontrol rejimini imzalayan ülkeler arasında. Füze üretimi ise bu sözleşmeye aykırı değil.